Yeni Çağ TV'den mutlu hafta sonları. Gölgesinde güvenle, huzurla yaşadığımız 100 yıllık çınarımız Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Peki Atatürk neden Cumhuriyet yönetimini tercih etti? Atatürk'ün Cumhuriyet hayali neydi? Bu önemli detayları Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoğlu ile konuşacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Ömrü Bey. Bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar dileriz. Kutlu olsun. Nedir mesajınız bu bayramla ilgili? İnşallah bu yüzyıl sonrasında yeni yüzyıllara inşallah. Ve tabii ki biraz sonra... Atatürk'ün söylediği gibi ilelebet payidar kalacaktır değil mi? Tabii ya, payidar kalması için bizim mücadele etmemiz lazım. Atatürk tabii ki payidar kalacaktır diyor. Kendi kurduğu düzen içerisinde, cumhuriyet manası içerisinde. Tabii ki kendisinden sonra gelen bizler eğer onun ortaya koyduğu vizyonu ve cumhuriyetle ilgili ortaya koyduğu ilkeleri devam ettirecek olursak cumhuriyet ya veyahut da Türkiye devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti payidar olacaktır. Yoksa sözle olmaz biliyorsunuz. Evet Osmanlı efendim. Osmanlı Devleti'nde ilelebet deniyordu. Ama ilelebet olmadı. Olmama sebebi yöneticilerin zafiyeti, liyakatsizlik gibi konulardı. Burada da tabii ki büyük bir mücadeleyle vatanı kurtaran ve bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk aynı şekilde yine payidar olması için Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençlerine seslenmişti biliyorsunuz. O gençliğe hitabesini göz önüne alacak olursanız işte bütün görev aslında kendisinden sonra gelen bizlere düşüyor. Sayın Alaçoğlu, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye için nasıl bir cumhuriyet hayal etmişti? Şimdi Emre Bey, Mustafa Kemal'in en büyük meziyetlerinden biri çok okumasıydı. Yani özellikle Fransızca da bildiği için Fransız düşünürlerin kitaplarını hep okudu. Fransa'da da biliyorsunuz Fransız İhtilali ile birlikte bir cumhuriyet idaresi geldi. Ve cumhuriyet dediğiniz şey aslında tabii Türk tarihinde bilen bir kişiydi Mustafa Kemal Atatürk. Ve Türklerin kurultayını göz önüne alacak olursanız yani sürekli olarak halkla dayanışma içinde olan bir iktidarı ortaya koyuyordu eski Türk yönetimleri. Mustafa Kemal Paşa da Atatürk olmadan önce elde ettiği bu değişik alanlardaki bilgileri bir araya getirmek suretiyle ki o tarihlerde özellikle Osmanlı Devleti'nin son yüzyılındaki çalkantıları da göz önüne almış biri olarak ve fikir akımlarını göz önüne alarak çünkü Osmanlı Devleti'nde batıcılık, İslamcılık, Türkçülük hepsi vardı bunların. Bunlardan bir sentez ortaya çıkarmak suretiyle halkın kendi kendini yönetebileceği bir idare hep arzuladı. İşte cumhuriyet böyle ortaya çıktı. Evet efendim. Peki neden cumhuriyet idaresini seçti? Yani halkın kendi kendini yönetimine neden bu kadar önem verdi sizce? Şimdi şöyle, gerçekten şimdi bunu söylediğimiz zaman bazıları bizi eleştiriyor. Diyor ki siz Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsunuz. Hayır, kötülemiyoruz. Bir gerçeği ortaya koyuyoruz. Osmanlı Devleti'nin özellikle son yüzyılında halkın özellikle Türk halkının yani Müslüman halkın çok ezildiğini görüyoruz. Fakir olduğunu görüyoruz. Muhtaç olduğunu görüyoruz ama devleti koruyan hep bu insanlardı. Yani o Müslüman unsurdu, Türklerdi. Hatta öyle deniyor ki tartışmalar söz konusu Abdülmecit, Abdülaziz dönemlerinde. Yani gayrimüslimleri de askere alalım deniyor. Fakat deniyor ki peki gayrimüslimleri alacağız da biz onlarla nasıl uyuşacak Müslüman unsurlar diyor. Hadi Allah uğruna şehit olacaksınız diyoruz. Onlar için ne diyeceğiz diyor. İsa uğruna mı diyeceğiz diyor. Ama vatanseverlik meselesi hangi ölçüde onlarda mevcuttur diye endişeler duyuluyor. Bu tartışmalar var. Ve
Ama diyor bu şekilde devam ederse Türk asli unsuru da gittikçe diyor nüfus olarak zayıflıyor diyor. Böyle bir tartışmalar var Osmanlı Devleti'nde. Dolayısıyla gerçekten baktığımızda okuma yazma oranı olarak gayrimüslimler çok yüksekte ama tam tersine Müslüman Türk unsurlarda daha düşük düzeyde yani %8'lerde falan okuma yazma oranı. Genelde ticarette işte zanaatkarlıkta, sanatkarlıkta hepsinde gayrimüslimler ön planda, Türkler arka planda kalıyor. Fakir bir yaşantı içindeler. Neden? Çünkü onlara her türlü ticari imtiyaz sağlanmış Batı'nın da baskısıyla ama Türkler tam tersine vatanı koruma uğruna verdikleri mücadele dolayısıyla geri kalmışlar. Eğitimde de geri kalmışlar. İşte bu sebeple Atatürk Cumhuriyet'in gelmesini ve halkın kendisini idare edecek hale gelmesini Batı'nın baskısından kurtulmuş ki düşünün düğün umumiye ile bütün vergiler yabancılar tarafından toplanıyor. Borçları kapatmak açısından kendi kendini yöneten halkın iradesiyle oluşturulmuş bir devlet yönetimini arzu ediyor Mustafa Kemal Paşa. Evet efendim. Sayın Alaçoğlu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sizce nasıl geçecek ve Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ikinci yüzyılda ulaşabilecek miyiz? Şimdi Emre Bey, yani gönül ister ki o muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkalım. Bunu yapmak için sadece sözler yeterli gelmiyor. İcraat önemli. Yani hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir sözümüz vardır. Şimdi yaptıklarımıza bakmamız lazım ki bu şeyi sonucu veya o hedefi tutturup tutturamayacağımız önemli. Bunun için bir defa liyakata önem veren bir yönetimi benimsemek zorundayız. Yani siz liyakata önem vermiyorsanız devleti yüceltmeniz mümkün değil, kalkındırmanız mümkün değil. Bu yönde olduğunu herkes tarafından biliniyor. Diğer taraftan fikirleri bir çember içerisine hapseden bir takım ideolojik düşünceler, buna siyasal İslam da dahil, bunları dahil ettiğiniz zaman da maalesef özgür düşünmeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bilgi üretemiyorsunuz. Bilgi üretemediğiniz zaman o muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak sıkıntılarını yaşıyorsun. Bakın örnek vereyim bir bu konuda. Osmanlı padişahlarının birçoğu biliyorsunuz hep işte ıslahat hareketlerine girişmişlerdir. Üçüncü Selim'den ikinci Mahmud'a kadar işte Abdülhamid'e kadar hepsinde böyle bir ıslahat çalışmaları vardır. Modernleşme çalışması. Mesela ikinci Mahmud işte Nizam-ı Cedid'i kuruyor. Redif askerlerini oluşturuyor. Askerlere pantolon elbise giydiriyor. Fes taktırıyor. Şeylerden, sarıklardan vazgeçiliyor. Ama o çerçeve içerisinde bir takım din adamları ikinci Mahmud'u küfürle ve kafirlikle suçluyor. Bu tür kıyafetleri giydirdi diye. Yani burada mesele neydi biliyor musunuz? Kıyafetle yani şekille İslam'ı ortaya koyan veya şekille kalkınmayı sağlayacaklarını zanneden bir anlayışın eseriydi bunlar. Nitekim şurasını göz önüne almamışlardı. Peygamberimiz zamanında Ebu Cehil veya Ebu Leheb gibi insanlar da peygamberimizle aynı kıyafeti giyiyordu. Bunu düşünmemişlerdi. Yani kıyafetle Müslüman olunmayacağını, kıyafetle kalkınamayacağını veya geleneklerini devam ettiremeyeceğini düşünemediler. Keza aynı şekilde buna benzer olmak üzere 1868'den itibaren başlayan Latin alfabesi çalışmaları Osmanlı Devleti'nde Abdülhamit döneminde nispeten bir şekilde ortaya konmuştu. Mesela telgraflar Latin alfabesiyle çekiliyordu. Artık Latin alfabesine müthiş bir dönüşüm içerisindeydi düşünce o tarihteki yöneticilerin. Mesela Abdülhamit hem sigara tablasından kadehine kadar hatta peçetesinden çarşafına kadar Latin alfabesiyle rumuzları vardı AH şeklinde. Dolayısıyla işte böyle bir anlayışı
Eğer siz engelliyorsanız bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ne dönüyor? Bir gün de diyor, bir gecede bütün kültürümüzü, lügatimizi kaybettik diye çıkıyor bir siyasetçi veya eğitimli üstelik kişi. Bunu ve da, düşünce üretemiyoruz bu Türkçe ile Cumhuriyet'le diyor. Türkçe mal ediyorlar bunu da. Fikir üretemediğimizi bahsediyor. Halbuki fikir üretmenin yolu önce düşünmeyi bilmektir. Düşündüğünüz zaman o düşünceyi eğer kağıda aktaracak bilgi dağarcığına sahip değilseniz, kelime dağarcığına sahip değilseniz o sizin suçunuz. Türkçe zengin bir dildir. Yani dünyanın en güzel ve en zengin dillerinden biridir. Bir kelimeden onlarca kelime türetebiliyorsunuz ekleriyle birlikte. Başka anlamlarda da hatta olmak üzere. Ama siz bunu bilemiyorsanız o sizin suçunuz. İşte bu türden bağnaz açıklamalar maalesef Türkiye'nin geleceğini de töhmet altına sokuyor ve o muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı engelliyor. Evet efendim. Bu önemli ve değerli yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Yusuf Alaçoğlu. İyi yayınlar diliyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Diyorum bütün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kuruluşunun inşallah 100. yılda kutlayacağız sonraki yüzyıllarda. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cumhuriyetle kalın.